Rüyaları yorumluyoruz. Hemen Ayşe Gülasam, ben sürekli rüya görüyorum ve dini hem de kişisel rüyalar. Geçen gün abimi rüyamda gördüm. Eve geliyor, odanın içinde bot vardı, dışarı atıyor siyah ayakkabı. Bunu yorumlamıştım ama çok güzel bir değişim ve hayatınızla alakalı noktada güzel süreçler yaşayacaksınız. Endişe etmeyin. Ümitim Meyal. Emine Hanım, ismim Yağmur, 26 yaşındayım. Rüyamda kalabalık bir grupla yemekteyiz. Yakın kız arkadaşım benim yanım yemeğimi yiyordu. Ben de yedim, ben de açım diye kızdım. Sonra bekar olan kız arkadaşım hamileydi, doğum yapıyordu. Bir erkek bebek doğurdu ve bebeği çıplak bir şekilde. Ay Yağmurcuğum, senin özel hayatınla ilgili muhteşem bir oluşum. Hatta erkek çocuk sahibi olacağım. Hayatındaki yaşadığın kaoslar geride kalacak. Bekarsan evlilik yapacağını temsil eder. Rüyamda İnşirah suresi okunması. Siz bu İnşirah suresini 21 ya bir suyun içine okuyun. Yarısını için, yarısıyla abdest alın ve arkasından hangi saatte abdest alıyorsanız, hangi saatin namazıysa kılın. 21 adet de şükür namazı kılın. Milana Milana, gümüş yüzük. Gümüş yüzük aslında altın değil, gümüş. Sizin beklediğiniz bazı parasal işleriniz var. Bunlarla ilgili çok büyük bir aydınlanma ve hayatınızla alakalı gerçekten ne istiyorsanız gerçekleşeceğini temsil eder rüyanız. Yalçın dişilik, rüyamda Acun Bey'i gördüm, komiser kıyafeti gitmiş, beni de kucaklıyordu. Şöyle söyleyeceğim, aslında Acun Bey'i görmeniz, Acun Bey'in hayatıyla ilgili bazı karmaşıklıklar yaşarken sizin hayatınız komple değişmiş ve istediğiniz noktaya erişmiş olacağınızı söyleyebilirim. Bir de Derya Avacı şunu demiş. Emine Hanım, ilk rüyamda bahsetmek istiyorum. Ben de hamile bir arkadaşım doğum yaptırdım fakat kucağıma. Demin onu söyledik ki yavrum benim, amma rüyalarınızı karıştırıyorsunuz. Beni de karıştırmayın boşuna. Güzel süreçler yaşayacaksınız hayatınızla ilgili. Herkes, yani Melike Oğuz, Emine Hanım, bu sefer de bir kere olsun şans bana gözü. Merhabalar, ben yardımınıza ihtiyacım var çünkü hayatım hiçbir yolunda gitmiyor. Sanki neye elimi atsam saba sarıyor. İki katlı bir eve doğru yürüdüm. Arkama baktıkça sular yükseldi. Evet Melikeciğim, sende ciddi anlamda kısmetsizlikler var. Yaşadığın her şey sana sıkıntı. Kime sarıldıysan gerçekten büyük bir dua yazdırmanı istiyorum. Ve dua kısmetinle alakalı olmalı. Çünkü kısmetsizsin. Gülsev Aliyeva. Rüyamda birinin bana büyü yapıp çantama takmış olduğunu gördüm de evet, üzerinize gerçekten biri tarafından bir kısmetsizlik olmuş. Bunu bir an önce çözdürmeniz lazım. Kerim Varol, Emine Hanım, iş yerimdeymişim. Bölge ve sorumlusu iş arkadaşlarımla geziyorum. O sırada size işe geliyorum. Karnım aç ve bir yer dolapta beklenmiş peynir görüyorum. Ekmek istiyorum vesaire. Kerim Varol Beyciğim, sizin işinizle ilgili çok büyük bir değişim, hatta ortaklı bazı işler yapmak istiyorsunuz. Özel hayatınızla alakalı evli olma ihtimaliniz çok yüksek. Kız çocuk enerjisi gözüküyor. Hayatınızda beklediğiniz her şey çok büyük aydınlığa girecek. Panik yapmayın. Evet, bu haftalıkta rüyalarımız burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.